yapıyorsun öyle? Sana ev hediyesi aldım. Bu ne? Boya. Ya sen demedin mi evin duvarlarını boyayacağım diye? Ben de düşündüm, beraber boyarız dedim. O yüzden gittim, boya aldım. Çok düşüncelisin, sağ ol. Ben bir kahve içseydim. Bir can. Yani senin evde içseydim. Niye? Senin gene ocağın mı bozuldu? He, ocağım bozuldu. O yüzden geldim kapına senin ben. Hayret bir şey ya, Allah Allah. Rezil olacağız şimdi, yemin ederim mahallede adımız çıkacak. Gir içeri, gir. Hayda! Can! Ne yapıyorsun bu saatte? Ciddi ciddi böyle mi yapıyorsun? Evet, ne yapayım kızım, ben bu duvara var tutundum yani, böyle içimi kararttı. Ferah ferah, temiz temiz olsun, o yüzden boyuyorum. İyi boyuyorsun maşallah. Bayağı iyi boyarım ha. İyi madem, tutmayayım ben seni. Be ya. Ay ya. Ay ya Can, batırdın ya gömleği. Dur bakayım. Peki, öyle olsun. Bari ben de sana yardım edeyim boyamaya gece gece. Anca boyamaya yardım etsen zaten gece gece. Oluyor oluyor. Güzel oluyor yani. Kaç kat attık ama değdi. Kapanıyor yani. Ayşegül iyi misin? İyi misin? Ha? Bir başım döndü. Boya tuttum. Gel. Gel yatırır mısın? Dur. Dur dur. Başım fırfır dönüyor. Fırfır mı dönüyor? Ha. Gel. Ay. Çok döndü başım. Yat. Camı açmayı unuttum. Dur, şunu açayım. Gelme gelirsin şimdi. Tamam, dur üstünü kapatalım, üşüme. Gel, üşüme. İyi misin biraz daha? İyiyim, yatmak iyi geldi. Ayşegül, bu ne? Sana söylemeyi unuttum ya.
Ya kızım sen bu kadar önemli bir şeyi nasıl söylemeyi unutursun? Can şu anda can çekişiyorum farkında mısın? Su getireyim mi hemen sana? İstemiyorum. Ya kızım ben seninle ne kadar gurur duyuyorum biliyor musun? Gerçekten. Ben hayatımda senin kadar hayata tutunan başka birini görmedim ben. Karşılaşırsan karşılaş. Mutlaka çıkış yolunu bulacak gücü kendin de buluyorsun. Bunu nasıl yapıyorsun bilmiyorum ama. Ya mesela bu evin kirasını ödeyebilmek için köftecide çalışmak. Köfteci? Evet köfteci. Of ben tamamen unuttum ya. Köftecide benim hazırlık yapmam gerekiyordu. Sen boyayla falan geldin. Seni görünce unuttum gitti. Tamam tamam dur sakin ol. Bir anlat bakayım şunu düzgünce. Ya of işte benim kitabın tanıtımını ben Handan Hanım'a dedim ki köfteci ne yapsak olur mu dedim. Çünkü Hakkı amcanın biraz maddi sıkıntıları var belki ona yarar diye düşündüm. Vay be Ayşegül ya. Sen bunu da mı düşündün? Merak etme merak etme. Yarın ben de yardım ederim sana hallederiz birlikte. Ayşegül be, söylesen hem bu kadar akıllı olup hem bu kadar iyi bir insan olmak nasıl bir his? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.